Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Duygu Hertel'den TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanak greten tarifim var. Fakat normalden biraz daha farklı, benim dokunuşum olan bir tarif. Beşamel sos ile hazırlamayacağım bu defa. Kremalı yumurtalı bir sos ile pişireceğim. Bu da size bir alternatif olsun. Farklı bir greten denemek isterseniz bu sos karışımını kullanabilirsiniz. Şimdi onun için öncelikle büyük bir sovanın yarısını biraz kavurdum. 3 yemek kaşığı sıvı yağ eşliğinde. İçerisine 1 tatlı kaşığı domates, biber, salçası karışık bir salçam vardı. Onu koydum. Siz hangisi varsa kullanabilirsiniz. 2 kişilik bir yemek olacak bu. O yüzden ölçülerim az. 250-300 gram kadar doğramış olduğum, kenarda beklettiğim ıspanaklarım var. Bunlar biraz kavrulduktan sonra ıspanağı ekleyip işlemleri devam ettireceğim. Soğanları çok öldürmüyorum çünkü fırında da pişecek. Gördüğünüz gibi ıspanaklarımı ekledim ve tuzunu da aynı zamanda koydum. Ara sıra karıştıracağım. Orta ateşte ıspanaklar suyunu salacak ve çekecek. Bu benim için yeterli. Çok öldürmeden fırına göndereceğim ıspanakları. Gördüğünüz gibi ıspanaklar suyunu çekince birkaç dakika içerisinde hemen aldım ve fırın kaplarının içerisine koydum. Bir adet yumurtayı uygun bir kasenin içerisine kırarak sosunu hazırlamaya başlıyorum. Ve tabi kabuğu içine kaçmasaydı iyiydi. Evet. O yüzden zaten yumurtaların dışını yıkamak bu anlamda çok önemli arkadaşlar. Yani böyle kazalar olabiliyor. Ve kremam var koymam gereken. 120 milim ölçüsü bu kabın. Evet. Yarım kap koydum. Yetecektir diye düşünüyorum. Olmazsa ilave edebilirim. Yine biraz tat vermesi açısından tuz. İçine zaten koydum. Siz tam bu noktada kesinlikle karabiber eklemelisiniz. Ben kullanamıyorum karabiberi sağlık dolayısıyla. Ve bunu karıştırıyorum. Onun yerine kırmızı tatlı toz biber ilave ettim. Biraz masayı sallamış olabilirim. Şimdi yapmam gereken son dokunuş bu tarifte. Ben tütsülenmiş dana jambon ekliyorum. Ama siz tavuk, hindi, aynı şekilde dana jambon istediğiniz bir şey ekleyebilirsiniz. Şöyle birer dilim. Bu açılıp hemen bitirilen küçük paketler gayet uygun olabilir bunun için. Şöyle ekledim. Yeterli benim için. Şimdi bu soslarını dökeceğim. Şöyle ki aslında şöyle kenardan dökmenizde fayda var, onu ben unuttum ki içeriye doğru geçsin sos. Yani bakacak olursak fazla bile yapmış olabilirim bu sosu. Ama pişirip yumurta gibi yiyebilirsiniz, sıkıntı yok. Yani kremalı yumurta olur sonuçta. Evet, çok az kaldı. Demek ki biraz daha az olması işimi görürmüş. Evet, bunu önceden ısıttığım 180 derece fırında pişirmeye göndereceğim. Fakat son yapmam gereken şey üzerine bir miktar peynir eklemek olacak. Bir miktar parmesan, bir miktar cheddar ekleyeceğim. Peyniri biraz bol tutmanızda fayda var. Oh, elim çarptı kameraya, özür diliyorum. Evet. Bunlar da iş kazaları diyelim, değil mi? Evet. Cheddar'a ekledim. Biraz da parmesan ekleyeceğim. Direkt sadece kaşar rendesi de olacaktır. Çok dert etmeyin iki çeşit peynir kullanmamı. Sadece kaşar da gayet aynı sonucu verir.
Evet, fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttım 180 dereceye fırında. Şöyle üzeri güzel biraz kızarıp peynirler eriyene kadar pişireceğiz. Bu kadar basit işte. Şimdi hemen fırına gönderelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yani çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok aslında. Yeni dokunuşlarla hayata geçirmiş olduğum ıspanak greten tarifim sizler için hazır. Deneyin. Çok beğeneceğinizden hiçbir şüphem yok. Bir başka güzel tarifte buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.